and go. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda Life After yeni kullanıcı rehberini serisini tekrardan çekmeye başlıyorum. Çünkü yeni bir sezon geldi. Revenant güncellemesi geldi. Ve bu güncelleme ile birlikte yeni başlayacak kullanıcıların nasıl ilerlemesini gerektiğini birçok soru geliyor bu konu üzerine. O yüzden daha önceki sezonlarda da çektiğim gibi yeni kullanıcı rehberini Revenant'ta da çekeceğim. Öncelikle ilk baştan başlayalım anlatmaya. Life After'ı yüklediniz. Google Play veya Facebook üzerinden girişinizi sağladınız. Ardından buradan sizin server seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hesap oluşturmak için. Yeni başlayacak kullanıcılara şunu söylemek istiyorum. Server seçerken Oasis serverında hesap açın. Çünkü en yeni server burası. Diğer serverların seviyesi artık bayağı yüksek olduğu için diğer serverda başlarsanız işte Monsnow, Sandcastle, Fall Forest, Top Valley, Seterona serverlarında başlarsanız bayağı bir sıkıntı çekersiniz. İşte görevlerinizi yapmak için olsun, ne bileyim serverdaki sıralamalar olsun, bayağı sorun yaşarsınız. O yüzden en yeni server olan Oasis serverında başlamanızı tavsiye ediyorum. Ben videoyu çektiğimde zaten serverın ikinci günü daha. Şimdi o zaman hesabımızı oluşturalım ve oyuna giriş yapalım. Artı işaretine bastık. Şimdi burada ilk etapta bizden insan mı yoksa yarı hastalıklı mı olmamız seçeneğini söylüyor. Şimdi basit bilgiler vereceğim arkadaşlar. Yeni başlayan kullanıcıların da kafasını çok karıştırmak istemiyorum. Yarı hastalıklıların artısı dezavantajı da var. İnsanın da yarı hastalıklıya göre artısı ve dezavantajları bulunmakta. Eğer yarı hastalıklı seçerseniz işte canınızı doldurmak için bandaj olsun, difüzör gibi ürünler kullanamayacaksınız. Düşmanlara hasar verdiğinizde yere düşen sporları toplayacaksınız ve can değeriniz falan o şekilde yükselecek. İnsanı seçerseniz eğer difüzör gibi ürünler kullanabiliyorsunuz. İşte canınızı doldurmak için bandaj vesaire gibi ürünler kullanıyorsunuz. Ama bunların hepsi kaynak tüketir. O yüzden ilk etapta yeni başlayacak kullanıcıların yara hastalıklı olması bence daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben yara hastalıklı seçiyorum. Burada erkek karakter, kadın karakter de seçebilirsiniz. Kadın karakterin diğer online oyunlarda olduğu gibi artısı hacim olarak daha küçük olduğu için, hani gövdesi daha küçük. O yüzden PvP'de vesaire nişan alınması daha zor oluyor diyorum. Biraz daha seriymiş gibi de geliyor açıkçası insana. O yüzden yara hastalıklı kadın karakterimi seçiyorum. Buradan istediğiniz makyajı yapabilirsiniz arkadaşlar. Burası size kalmış. Buraya atlayacağım direkt. Karakterinizi buradan istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Bakın ilk etapta 5 adet kıyafet var. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben şöyle başlayacağım sanırım. Böyle mi başlasak? Böyle mi? Hadi böyle başlayalım. Sonraki diyorum. Buraya karakter ismimizi yazalım. BRK'de. Almışlar mıdır? Almamışlar. Şaşırttılar beni. Köpeğimizi Doberman seçelim. Tasması, kürkü. Buraya da YouTube yazalım. 3 gün önce kaderin ektiği tohumlar filizlenmek üzere. Hadi bakalım. Zombiler geliyor. Geliyor zombiler. Burada şu iki tuşa basmamız lazım. Zaten gösteriyor. Evet. Hater'dı sanırım bu. Değişmemiş. Beni takip et diyor. Geliyorum arkandan Hater. Zombi olmaktansa, gerçi biz de yara hastalıklı olarak başladık. Zaten bir nevi zombi olarak başladık oyuna ama.
Evet, Hader değilmiş. Hal mısınız? Holmes. Nasıl okunuyor ismi? Neyse, devam edelim. Holmes'i takip edelim. Çabuk, burası güvenli değil diyor. Hızlı ol diyor. Beni destekle. La, bir silah ver de destekleyeyim. Mübarek. Aha. Çılgın bir tır kazası oldu. Güzel. Zombileri kapattı buraya. Seninleyim zaten. Benim silahım yok malum. Sen beni koruyacaksın. Helikoptere bile helal olsun. Helikopteri düşürdü zombiler ya. Dikkat et. Ne ara yukarı çıktın? Şimdi takip ediyoruz. Bakın şu sarı işaret zaten gitmemiz gereken yeri bize gösteriyor. Zinciri kırabilecek bir şey. Evet, bu silahla kırarız biz onu. Aç. Hastalıkları yok et. Tabii ki. Pink var biraz. Mermilerim geç gitti. Hareket etmeye devam et ve Holmes ile buluş. Hadi gidelim. Evet, bu merdivenden çıkacağız yukarı. Şu zıplama tuşudur arkadaşlar. Bu ateş etme tuşu, bu mermi değiştirme tuşu. Şöyle iniyorum aşağı. Ak, biraz önceki seçtiğimiz köpeğimiz de katıldı bize. Köpeğini rahatlat. Korkmuş. Rahatlatalım hemen. Ne söyleyeceksin? Sırt çantamızı alalım. Kulübeden ayrıl. Bakın şu sol tarafta gösterilen ibare. Toplam şu an için 21 adet ürün taşıyabiliyoruz ve üstümüzde bir adet ürün var. O da bu Mondragon tüfeği. 20 tane daha üzerimize ürün alabiliriz. Arkamda hastalıklım var. Mermim yetmez. Kapıyı aç. Kırıyorlar kapıyı. Tam zamanında almış. Güvenli yer. Koş 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 koş, geliyorlar, koş. Benim adım olmaz. Umut 101. Biz şimdi bu zombilerden kurtulup Umut 101'e gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Orası güvenli bölge. Asansöre hemen binelim. Sakin ol, biz de insanız. Zombi değiliz. Evet. Aile buluştu burada. Holmes'la konuşalım. Andy ve Murphy arkadaşlar, gelenler. Bu da Alexey. Oyunun en başından beri Alexey'i zaten tanıyorum. Diğer önceki sezonlarda da vardı. Murphy. Korkuyorum tabii ki. Buralar direkt atlıyorum. Şuradan bir cephane doldurmamı istiyor. Cephanemi doldurdum. Bodrum'a gitmenin bir yolunu bul. Hemen gidiyorum.
Şuradan çömelerek geçelim. Silah vurmuyor. Mondragon'u alayım. Tek atar muhtemelen Mondragon. Çünkü pompalı. Bir seferde birden fazla mermi atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek atıyor. İyi de bunu yapmak için malzemem yok. Şimdi malzeme bulalım etraftan. Şu sandığın içinden çıkacak muhtemelen. Evet. Silahımızı üretmek için gerekli malzemeler. Daha eksiğimiz var. Burada bir sandık daha var. Burada bir sandık daha var. Tamamdır. Tüm malzemeleri topladık ve şimdi üretelim. Çünkü bayağı bir zombi gelecek. Bu silahımızın olması bizim işimize yarayacak. Şu silahımı alayım ama mermisi yok. Yukarı gidelim. Yukarıda bir mermi dolduralım buna. Bu arada yeni kullanıcı rehberi serisi videolarını çok fazla kullanıcı izliyor ama birçoğu abone değil. Destek amaçlı lütfen bir tuşa basıp abone olun. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Geri döndüm Alex. Şu ağları onaralım çünkü zombileri birazdan saldıracak bize. Mayın kur diyor buralara. Kuralım hemen. Buradan da üstünüzdeki silahları görebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kısa yol çubuğu gibi bir şey diyebilirim. Yukarı. Murphy'yi bul ve sohbet et. Ya sohbet zamanımız. Zombiler gelecek. Korkmuşlar. Bak saklanıyorlar burada. Bak bize bandaj hazırlamış. Canımız azaldığında bakın buradan şunları kullanabileceğiz canımızı doldurmak için. Andy sen ne yapıyorsun? Mesaj yolluyor Umut 101'e. Andy de. Şuradan cephanemi doldurayım. Hop savaş başlayacak. Hadi bakalım. Şöyle durayım. Aşağı düşüyordum az kalsın. Şuraya geleyim. Buradan da cephanemi doldururum en azından. Zombiler tırmanıyor. İçeri girecekler. Mayınlar da işini yapsın. Evet, mayınlar işini yaptı. Cephanem bitiyor. Cephanemi doldurdum. Devam. Yeterli cephane bulundur ve hastalıklara diren. Şunları öldürelim. Sıkıntı çıkarmasınlar bize. Of, bazuka attı. Helal sana. Geliyorlar valla. Kaçmam lazım. Yoksa sıkıntı çok fazla zombi geliyor çünkü. İlk etaptan bu şekilde kurtuluyoruz arkadaşlar.
Ve şimdi Umut 101 yolculuğumuz başlıyor güvenli bölgeye doğru. Hadi bakalım neler olacak, hep birlikte görelim. Müziği biraz kıstım benim sesimi bastırmasın diye. Umarım bundan önceki yerlerde de bastırmıyordur. Güzel bir doğa manzarası eşliğinde Umut 101'e doğru helikopter bizi götürüyor. Umut 101'in belediye başkanı Justin oraya gideceğimizi söylüyor. Zaten yazıları okuyarak da bunu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Size bir spoiler vereyim. Babası öldü mü acaba? Yaşıyor mu? Ya da vermeyeceğim, vazgeçtim. Umut 101'e geldik. Bakın önümüzde bir tane bizim gibi insanlar var şu an. Hop. Umut 101'de Rachel'ı bul. Hadi bakalım gidelim. Ben yarı hastalıklı seçtim ama şu an insan olarak doğdum. Onun görevini yaptıracak galiba bize. Şöyle ilerleyelim. Bizim gibi birçok yeni kullanıcı var bakın. Merkezde hepsi. Bakın yara hastalıklı olduğumuzda bu şekilde. Sol omzumuzun üstünde bir nilüfer çiçeği olacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde duracak. Elbise verdim bize daha, hayır bir şey yok. Rachel, ölümden kaçtık geldik buraya Rachel. Evet, yara hastalıklıyı seçtiğimiz için şu an zombiye dönüşeceğiz sanırım. Evet, şimdi zombiye dönüşüm görevini yapacağız arkadaşlar. Bakalım ilerliyorum. Enrir. Ena ile konuşalım. Mia'ya yardım edelim. Yaralı personele yardım et diyor. Gideceği yere kadar götürelim bakalım Mia'yı. İndirelim şöyle. Yavaşça indirelim. Hati kurtar bizi. Helal sana. Bakın Hati de yarı hastalıklı arkadaşlar. Bir tarafı insan, bir tarafı zombi. Biz de şimdi onun gibi olacağız. İlerliyorum. Yatakta yatıp tedaviye başla. Hadi bakalım. Birazdan zombi olarak doğacağız. Az kaldı. Hadi ne oldu bizim durumumuz?
Sağlık personeli. Zombiler saldırdı kampa ya. Kampa zombiler saldırıyor. Şati. Çok acil mi durum? Direkt güvenli yere doğru. Vücudumuzda biraz sorun var. Göründüğü gibi. Düştük yere. Devam, düşecek zaman değil. Koş. Artık koşamıyor da zombi gibi yürümeye başladık resmen şu an. Hop şuradan. Tamam, şöyle bir yapalım. Ati'yi takip etmeye devam ediyoruz burada arkadaşlar. Olaylar kızışacak çünkü birazdan. Evet ve biz de şimdi zombiye dönüşüyoruz. Yarı hastalıklı olacağız. Bir tarafımız zombi, bir tarafımız insan olacak. Hati gibi. Allah. Hati'yi de yiyorlar çabuk. Evet, yarı hastalıklı olarak tekrardan doğduk arkadaşlar. Bakın, yarı hastalıklı olduğumuz için buraya saldırırsak daha hızlı zombileri öldüreceğimizi söylüyor. Buradaki Nilüfer çiçeği de bizim akıl değerimizi koruyor arkadaşlar. Yere sporlar düşüyor. Bu sporları aldığımızda canımız doluyor ve birçok yeni yetenek elde edebiliyoruz. Bilginiz olsun. Yara hastalıklı olduğumuz için can doldurmak için bu sporlara ihtiyacımız var. Hemen öldürelim şunu. Bakın sporlar düştü. Direkt geberdi onu zaten bize. Şimdi silahımızı aldık. İlerliyoruz. Şurada bir cephane doldurayım. Geliyorlar. Çok vurdu. Bak canım acayip gitti. Spor alayım hemen. Canımı doldurayım. Tamamdır. Şuradaki sporu da alacağım direkt. Hati büyük zombi ile savaşıyor. Hati ölmemiş, yaşıyor. Bakın şu zombi yeteneğini kullanacağım. Sporu aldım. Spordan verdi o yeteneği arkadaşlar bana. Şurada bir spor var, onu da alalım hemen. Canımız doldu gördüğünüz gibi. Hati, helal ölmemişsin be. Yakışır. Çıkış yerine ulaşıp ayrıl. Tamam, başlangıç görevi eğitimini artık tamamladık arkadaşlar. Ve şimdi Umut 101'e tekrardan geçiş yapıyoruz. Ve Umut 101'deyiz. Rachel bir şeyler hazırlamış. Konuşalım, ne hazırladın bize Rachel? Motor verdi arkadaşlar Rachel bize, ücretsiz bir yerden bir yere giderken bu şekilde kullanabiliriz. Gelişim bölgesine gitmek için motosikleti sür diyor. Şu ok tuşları ileri geri, bunlar sağ sol. Bunlar yüksekte motorla zıpladığınızda aşağı yukarı indirmenizi sağlıyor. Bu ışık, bu korna arkadaşlar, mouse'la gösteriyorum bakın gözünüzden kaçarsa eğer.
Dışarıdaki kedilerinin savaş sesinden ötürü özür dilerim. Eğer çok geliyorsa kulağınıza. Savaşıyorlar resmen. Ati'nin yanına gidiyoruz. Geliyorum Ati. Bekle beni. Şimdi Ati ile konuşalım. Bakalım. Evet, bize şimdi güvenli bölgede bir ev verdiler arkadaşlar. Bu ev artık bizim. Hayırlı uğurlu olsun. Gel bakalım Ati. Ati ile konuşalım. Kamp ateşini hazırlayın diyor. Şöyle geçiyorum hemen. Buraya geldik. Kamp ateşimizi yakıyoruz. Tutuştur dedim. Şimdi odun toplamamızı istiyor bizim. Şöyle bakın, ağaç parıldasın. Eğer insan olsaydık balta kazmayla kıracaktık bunları ama zombi olduğumuz için bu şekilde kırabiliyoruz. Tamam, gerekli odunu topladık ve şimdi kamp ateşinin oraya doğru gidelim. Hati'nin avdan dönmesini bekleyelim. Hati bize yemek pişirecekmiş. Şu mikrofonumuzu da kapatalım. Buradan arkadaş ekleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Buraya arkadaşınızın ismini yazarsınız. Büyük küçük harf uyumuna dikkat edin, yoksa çıkmaz. Sonra şurada ekleyin işaretine basaraktan ekleyebilirsiniz. Veya mesaj atmak istiyorsanız bu şekil mesaj dersiniz. Mesaj atabilirsiniz arkadaşınıza. Veya profilini görüntüleyebilirsiniz. Takım kurmak istiyorsanız davet seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu konuda bilginiz olsun. Çok soru geliyor çünkü bu konu üzerine. Mangallanmış etler. Zanaat, zanaat. İki tane. Biri Hatiye, biri bana. 1 dakika 55 saniyelik yakıtımız var. Bakın, odun eklediğimizde bu ateşin yanma süresini arttırabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kebap tokluk değerini doldurur diyor. Hemen pişirdiğimiz yemeği yiyoruz. Bakın şu açlığımız doldu. Eğer çok fazla acıkırsak canımız düşer, hareket edemeyiz. Birçok sıkıntı olur bizim için. Malzeme tezgahını oluşturuyorum. Buradaki odunlar topluyorum. Hop. Şimdi kulübemize tekrardan dönmemizi istiyor bizim oyun. Kulübeye doğru dönüyoruz tekrardan. Küçük eve gir ve inşaat için verileri topla. Şimdi evimizi biraz sağlamlaştırmamız lazım. Çünkü zombiler saldırabilir. Şöyle bir tezgahımızı koyalım direkt. Buradan bizim sade ahşap kapı yapmamızı istiyor. Ahşap duvar ve ahşap zemin yapmamızı istiyor. Üçünü de üretiyoruz hemen. Son olarak zeminimizin de üretilmesini bekliyoruz. Şimdi başka neye ihtiyacımız var? Hati ile konuşalım tekrardan. Evet, bize ürünler verdi. Şimdi yukarı çıkıyorum. Şöyle bitmiş zemini buraya yerleştir diyor bize. Buraya da yerleştirdik. Buraya da dış köşeyi yerleştir diyor. Çatı şöyle koyalım. Tamamdır. Buraya da şu çatımızı koyalım. Şöyle yönünü değiştirebilirsiniz ürününüzün. Bilginiz olsun. Yerleştireceğiniz ürünün. Şimdi ne diyor? Eğimli duvar mı yerleştirelim buraya? Tabii ki.
Yapı, duvar. Evet. Çatımızı kapattık. Şimdi aşağıya da duvar yerleştir diyor. Evimizin her yerini kapatalım ki zombi saldırılarına karşı dikkatli olalım. Evet. Şimdi buraya da kapımızı yerleştireceğiz son etap olarak. Kapı burada tamamdır. Şöyle yerleştirdik. Şifre koyalım. Bu şifreyi koymazsanız misafirleriniz direkt evinize girebilir. Şifre koyarsanız diğer kullanıcılar şifreyi girmeden evinize giremezler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Rachel'la konuşalım son olarak. Alet atölyesini yerleştir. Tabii hemen geliyorum. Şöyle bir yerleştirelim bunu. Bunu da şöyle yerleştirelim. Tamamdır. Şarap dolabını yerleştir. Yerleştiririz, sıkıntı yok. Dolap. Fazla topladığımız ürünleri bildiğiniz üzere bir eşya taşıma kapasitemiz var arkadaşlar. Şu an 21 üstümüzde gereksiz ürünleri dolaplara atıp daha sonradan kullanabiliriz. Şimdi bir adet zırh üreteceğim kendime. Daha az hasar yemem açısından bu çok fazla işime yarayacak benim. Tamamdır. Gördüğünüz gibi kıyafetimiz üstümüze giyildi. Ufak çerçeve çevresine gel. Geliyorum. Uçak çevresine gel. Video uzadı, benim konuşmam değişti. Tamamdır. Şimdi buradaki işimiz bitti. Artık yeraltı şehrine gidebiliyoruz. Yeraltı şehrine sadece yara hastalıklılar gidebiliyor. Hani oradaki revenant ağacını falan kullanabiliyor. Oradan görevler alabiliyor. Bilginiz olsun. Bunlara da bir sonraki videoda detaylı bir şekilde değineceğim arkadaşlar. Video çünkü 33 dakika falan oldu. Bayağı uzun sürecek yüklemesi bunun. Bir sonraki yeni kullanıcı rehberinde görüşene dek kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.